Herkese selamlar. Burcu Babal ben. Umarım hepinizin keyfi, sağlığı yerindedir. Yayınlanması üzerinden bayağı bir zaman geçti ama bu videoyu bekleyenler olduğunu biliyorum. O yüzden bugün Netflix'in One Piece dizisi hakkında konuşacağız. And I'm gonna be king of the pirates. Anime ve mangaların live action uyarlamaları söz konusu olduğunda Netflix'in duyurduğu projelere büyük bir şüpheyle yaklaşmamız bence oldukça normal. Full Metal Alchemist uyarlamasından herkes nefret etti. Daha sonra Death Note uyarlamasından da herkes nefret etti. Cowboy Bebop uyarlamasından da herkes nefret etti ve hatta dizi yayınlandıktan çok kısa bir süre sonra iptal edildi. Hal böyle olunca One Piece için de beklentim oldukça düşüktü açıkçası. Ancak sanırım sonunda Netflix'in manga ve anime uyarlamaları üzerindeki lanet kalkmış. Zira One Piece gayet iyi bir dizi olmuş. Hatta benim bu yıl izlediğim en iyi yapımlardan da biri oldu. One Piece, Eiichiro Oda'nın imzasını taşıyan, Japonya tarihinde en yüksek satış rakamlarına ulaşan ve 1997'den beri yayınlanan bir manga serisi, zaman içerisinde, yıllar içerisinde bir medya franchise'ına dönüşmüş. TV filmleri, animeleri, video oyunları yayınlanmış. Yani anlayacağınız tarihin en önemli, en sevilen, en popüler manga serilerinden bir tanesi. Ben One Piece mangasını okumadım, animesini izlemedim. Dizinin fragmanlarını görene kadar hikayesinin ne hakkında olduğunu bile bilmiyordum. One Piece evrenine hakim değilim hiçbir şekilde, yani öyle bir iddiam da yok zaten. Bu videoda da yalnızca dizi özelinde konuşacağım. Dizide hikayemizin merkezinde Monkey D. Luffy yer alıyor. Özgür ruhlu Luffy, One Piece adlı meşhur efsanevi hazineyi bulup korsanlar kralı olmak için küçük köyünden ayrılıp tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Ancak büyük ödüle ulaşmak isteyen Luffy'nin denize açılacak bir gemi ve bu denizde yolunu bulabilmek için bir harita bulup donanmayı geride bırakıp her köşe başında onu bekleyen tehlikeli rakipleri alt etmeden önce hep istediği ekibi bir araya getirmesi gerekiyor. One Piece oyuncu kadrosunu geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleşen Netflix'in Tudum etkinliği sırasında izlemiş ve enerjilerini çok beğenmiştim. Yaptıkları işe inandıkları ve bundan çok keyif aldıkları her hallerinden belliydi bence ve bu güzel enerji kesinlikle diziye de yansımış. Bu benim hep söylediğim bir şey. Bir oyuncunun içinde bulunduğu projeden keyif alıp almadığı, yaptığı işe inanıp inanmadığı, verdiği röportajlardan kendini belli ediyor bence. One Piece ekibinin de bu dizide yer aldıkları için çok mutlu oldukları anlaşılıyordu. Ancak fragmanları izlediğimde beni endişelendiren bir konu olmuştu. O da şu: bazen animelerde gördüğümüzde çok normal bulduğumuz bazı şeyler live action'a taşındığında çok saçma görünebiliyor. Luffy'nin plastik vücutlu olması, böyle elini, kolunu, başını, ağzını uzatabiliyor olması fragmanda gözüme çok tuhaf görünmüştü. Fakat anime estetiğini diziye öyle güzel taşımışlar ki hiçbir şey sırıtmıyor dizide. Az önce söylediğim gibi animeye ve mangaya dair hiçbir fikrim olmasa da diziyi izlerken hiçbir şekilde kendimi hikayenin içinde kaybolmuş gibi hissetmedim. One Piece evreni oldukça değişik bir evren. Tarihin farklı dönemleri iç içe geçmiş gibi, herkes farklı bir döneme ait gibi giyiniyor. Bir tarafta toplar, tüfekler, kılıçlar falan kullanılırken diğer tarafta restoranlarda neon ışıklandırmalar var. Haberleşme sistemi bir değişik, doğaüstü güçler var, deniz canavarları var, balık adamlar falan var. One Piece evrene alışık olduğumuz hiçbir evrene benzemiyor anlayacağınız. Ancak dizi evren yaratma, world building konusunda o kadar başarılı ki kendinizi hemen hikayenin içerisinde buluyorsunuz. Takip etmesi hiç zor değil. Zaten dizi oldukça sürükleyici bir dizi. Luffy bence inanılmaz iyi bir ana karakter. İlk başta tavırları, konuşması sebebiyle biraz sinir bozucu gibi görünüyor olabilir. Ama bence karakterin şahane tarafı şu: Luffy hayattan keyif almaya çalışan birisi. Çocuksu, aklı bir karış havada gibi görünen davranışları sebebiyle de kimse kendisini ciddiye almıyor. Halbuki Luffy bayağı güçlü bir karakter. Hem fiziksel olarak hem mental olarak. Kendine inanıyor, arkadaşlarına inanıyor. Çok cesur biri, ilkeleri olan biri. Evet, bazen çok dürtüsel hareket ettiği oluyor ama yine de kalbi doğru yerde. Dizi yaklaşık birer saatlik 8 bölümden oluşuyor. Bu süreye pek çok şey sığdırmayı başarmışlar. Yalnızca Luffy değil bu arada, diğer karakterler de hem çok sempatikler hem de ilgi çekiciler. ve yalnızca Luffy'nin değil diğer karakterlerin de geçmişine yeterince yer verilmiş. Böylece motivasyonlarını daha iyi anlayabiliyoruz. Karakter gelişimleri oldukça dozundaydı bence. Benim şimdilik dizideki favorilerim Zoro ve Sanji oldu. İkisinin arasındaki bu çekişmeleri falan izlemek de çok eğlenceliydi. Sizin dizideki favori karakterleriniz hangileri? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada dizideki kötü karakterler de çok ilgi çekiciydi ve iyi yazılmıştı. Buggy örneğin. Ve eminim seri boyunca pek çok farklı özelliğe sahip kötü karakter daha karşımıza çıkacak. Ben şahsen 7 savaş lordunu çok merak ettim. Bunlardan yalnızca birini gördük şimdilik. Mihawk idi yanlış hatırlamıyorsam ismi. Böyle dev gibi bir kılıç taşıyor. Bu kılıçla gemileri ikiye bölüyor falan. Süper bir karakterdi. Süper görünüyordu. Kendisini daha fazla izlemeyi isterdim. Bir de ben kötü karakterleri, bu korsanları tanıtırken kullandıkları wanted posterlerin tasarımına da bayıldım. Karakterlerden bahsederken şunu da unutmadan ekleyeyim hemen. Eğer siz de benim gibi diziyi izlerken kim canlandırıyor bu güzeller güzeli Koby karakterini diye içinizden geçirdiyseniz, oyuncunun ismi Morgan Davies ve bence bu yılın en iyi korku filmi olan Evil Dead Rise filminde de rol almıştı. Anime estetiğini diziye taşımayı başarmışlar dediğim gibi, ki bence bunda set tasarımlarının, görsel efektlerin, makyajların, dövüş koreografilerinin ve de kostüm tasarımlarının başarısının etkisi de büyük. Hepsi çok çok güzeldi. Her şey çok güzel görünüyordu. Çok özenli çalıştıklarını düşünüyorum bu açıdan. Mesela balık adamların her birinin görüntülerini çok beğendim. Çok takdir ettim hatta. Manganın yazarı Eiichiro Oda dizinin de yapımcıları arasında yer alıyor. Kendisinin eserinin nasıl uyarlanacağı üzerine büyük söz hakkı bulunuyormuş. Hatta beğenmediği, onay vermediği bazı sahneler yeniden çekilmiş. Bence iyi ki de yer almış projede. Çünkü çoğu zaman hep söylediğim gibi yaratıcının uyarlamada yer alması başarılı sonuçlar doğuruyor bence. Açıkçası One Piece'in böyle güzel bir dizi olması benim Avatar The Last Airbender uyarlaması için de ümitlerimi biraz arttırdı. One Piece ruhu olan bir yapım. Bir hayale sahip olmak ve bu hayali gerçekleştirmek için elinden geleni yapmakla alakalı bir yapım. Ben diziyi izlerken gerçekten çok keyif aldım. Maceranın nasıl ilerleyeceğini çok merak ediyorum. Karşımıza çıkacak yeni kötü karakterleri merak ediyorum. Ve Luffy'nin One Piece'i bulup Korsanlar Kralı olduğunu görmek istiyorum. Dizi 2. sezon onayı aldı Allah'tan ve umarım dizinin ömrü de mangası gibi uzun olur. One Piece için benim puanım 10 üzerinden 8,5. Bence yılın en iyi yapımlarından biriydi. Çılgın bir maceraya atılmak istiyorsanız siz de bu diziyi kaçırmayın derim. Siz diziyi izlediniz mi? İzlemeyi düşünüyor musunuz? Mangayı okudunuz mu? Animeyi izlediniz mi? Yorumlarda buluşalım. Beğeni ve yorum yapmayı, henüz abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.